Ayı. Şuna bak şuna. Resmen gözleriyle yedi bitirdi kıza. Bu ne kardeşim böyle? Artık sokağa da çıkamayacağız ha. Aa Başak, ne haber? İyi, senden. Sağ ol. Nerelerdesin ya, hiç görünmüyorsun. Ne haber anne? Görüşürüz hayat. Görüşürüz. Hayır ya. Abicim herkes olsun, bu maviş olmasın ya. Hande iyi misin sen? Melih burada, kalk git buradan. Nerede? Bakmasana, kalk git işte. Ben bu okulun öğrencisi değilim, kusura bakmayın, bilmiyorum. Neyse hanımefendi, teşekkür ediyorum. Her şey yolunda kısacası. Ama bizi merak eden dostlarımızın olması çok güzel bir şey. Öyle değil mi hayatım? Bir de nikah tazeliyorsunuz ha? Tebrik ederim Berna. Celoş abartıyor canım benim. Bu yaştan sonra ne nikah tazelemesi? Vallahi bence çok güzel bir fırsat. Bir kez daha düşün derim. İkbal hoşuna gitmiş gibi. Canın çektiyse sen de tazele. Yok artık, daha neler. Aa, ben bakarım. Ben bakarım hayatım. Yok canım benim, ben ayaktayım, bakarım. Mustafa. Telefonuma neden cevap vermedin Berna? Müsait değildim. İkballer burada şimdi. Ne olur git. Lütfen. Tamam gidiyorum. Ama bir daha o telefon cevapsız bırakılmayacak. Kusura bakmayın hocam, geciktim. Gel Mert. Biz de gözlerinin tedavi sürecinden bahsediyorduk. Çocuklar, bu kez benim sizden bir isteğim olacak. Benim seçtiğim bir kitaptan Gözde'ye pasajlar okuyacaksınız. Tabii hocam, nasıl isterseniz. Biraz romantik bir havası var kitabın. Bu yüzden iki kişi okumanız çok uygun olacak. Tamam hocam. Hadi çıkalım o zaman. Siz gidin, ben kitabı alıp geliyorum. Peki hocam. Mert, kağıt nerede? Efendim? Kağıt nerede? Ne kağıt Deniz? Anlamıyorum seni. Bana numara yapma. Kağıt nerede? Daha sıkılmadın mı? Yo, ben gayet eğleniyorum. Ama sen sıkıldıysan eve götürebilirim seni. Yo, gayet iyiyim. Hatta yeni insanlarla tanışmak istiyorum sanırım. Merhaba, oturabilir miyim? Tabii, buyurun. Çıkaramadım ama tanışıyor muyuz? Hayır ama bence kesinlikle tanışmalıyız. Ben Hande. Ben Toygun. Memnun oldum. Allah Allah, kim bu ya alacaklı gibi? Sorma dönürüm, sorma. Ay duramam, duramam. Ben o evde duramam. Hayırdır dönürüm, ne oldu? Fare, fare sen bizim evi fareler bas. Ne? Allah Allah. Ya baba, ben otele gidelim dedim ama. Ben de söyledim ama. Ne oteli Ahmet abi? Biz burada dururken olacak mı yani? Ben otelde falan yapamam zaten. Anne, ya nasıl sığacağız buraya ya? Hem bak zahmet de vermeyelim. Hadi gidelim biz. Aha, biz şuralara kıvrılıveririz. Ya başımızın üstünde yediğimiz var, geçin kolu kapanmıştır. Ya ilaçlama bir gün sürüyormuş. İki gün kalır döneriz zaten. Yok Ahmet Bey.
Önce o ev bir güzelce ilaçlanacak. Ardından da iyice bir temizlenecek. Ancak ondan sonra. Ay, başımızın üstünde yeriniz var. Ev sizin. Kız Sabiha, sorma. Vallahi böyle tüylerim hala daha diken diken oluyor vallahi. Anne tamam. Yazın baba, siz de kusura bakmayın ya böyle. Ne kusuru oğlum? Biz bir aileyiz. Kız Sabiş, akşama da seni hani o bahsettiğim ahbaplarıma götürürüm. Ay olur dönürüm tamam. Aha, ben Banu'yu arayayım da gelsin. Dediğimi anladın değil mi? Bak korkmak yok. Zafer'i bekle ve dediğimi yap. Banu, doğru bir şey yapıyoruz değil mi? Evet. Güven bana. Şaşırtmak her zaman işe yarar. Ay çok gerildim ben. Efendim? Ha tamam, geliyorum. Gelin, benim hemen gitmem gerekiyor. Birazdan ders biter zaten. Bak, korkmak yok. Anlaştık mı? Hı-hı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Mert, cevap ver. Kağıdı nereye sakladın? Allah Allah, neden bahsettiğini anlamıyorum. Neden inanmıyorsun? Ben sana bir kere inandım, olanları gördüm Mert. Deniz. Ver şu kağıdı artık. Çocuklar neler oluyor söyler misiniz? Sesiniz de dışarıdan duyuluyor. Deniz. Hocam, ben ikimiz adına da özür diliyorum. Bir daha olmayacak söz. Hastane odasında olduğunuzu unutmayın. Bir de tıp öğrencisi olacaksınız. Kitap bu. Okuyacağınız yerleri işaretledim. Tamam hocam, sağ olun. Hadi bakalım. Güveniyorum size. Ya işte öyle. Ben de bir tanışayım dedim. Ne tatlı şeysin sen ya. Piyangodan mı çıktın? Bugün şanslı günümdeyim herhalde. Hı, herhalde. Nereden gördün de geldin beni ya? Orada geçiyordum. Kanka, işte. Ben düşündüm taşındım. Bu dünkü olayı unutmaya karar verdim. Ne oluyor oğlum? Rabia vardı ya. Zaten ben de pek sevmemiştim. İyi isabet olmuş. Aynı şekilde ben de pek sevmemiştim. Hayırdır kanka? Bu ne hal? Ne var canım? Kardeş kardeş oturuyorlar işte. Vallahi oturmaları böyleyse. Ozan. Tamam abicim. Bak ben ilgilenmiyorum. Uzatma. Abi nasıl ilgilenmiyorsun ya? Gidelim herifin ağzını yüzünü kıralım. Hadi. Gerek yok. Gayret bir şey ya. Tamam ben kıskanmıyorum. Kıskanmıyorum. Gözlerin ne renk senin? Ela mı? Yok kahverengi. Aa, ay ışıktan öyle geldi herhalde. Güzel ama. Teşekkür ederim sağ ol. Fare mağara hikaye bence. Sizinkiler teftişe geldi galiba. Ne hikayesi be? Kadın kedi kadar diyor işte. Banu, ben de meraklı değilim seninle sürekli beraber olmaya. Ha doğru, Sedef vardı değil mi? Sedef'in adını ağzına alma. Hele de annem bu evdeyken Banu, anladın mı? Anladın mı? Niye? Görüştüğünüzü bilmiyor mu annen? Arkadaş olaraktan. Fuat, ne diyor gelinim? Anne, Ben biraz anneme yardım edeyim. Nasıl ki güneş her gün yeniden doğuyorsa dağların ardından, ben de seni her gün yeniden aynı coşkuyla seviyorum. İnan bana sevgilim, sana hiçbir zaman ihanet etmedim. Kalbim her atışında seni anarken, aşkının ağırlığıyla günden güne yaşlanırken nasıl heyecanlanır başka bir kalp için? Ah Abelard, şu alıp götürdüğün aklımın tek bir ezberi varsa o da sana olan aşkımdır. Kalbimde mührün
Ellerimde ellerinin kokusu olmadan nasıl yaşarım bilmiyorum. Ama mecburum buna. Çünkü sen yüreğimin berrak sularını ihanetinle bulandırdın. Kirlettin tertemiz aşkımızı. Böyle konuşma sevgilim, yalvarırım. Nasıl inanırsın aşkımızın ihanetine solacağına? Ben ki seni camdan yüreğini sahiplenmeye bile korkarken... kendi ellerimle nasıl kırarım? O camdan yürek paramparça artık. Ama bil ki kırdığın kendi yüreğindir. Çünkü benim neyim varsa yalnız senindir. Hayır. Sana asla ihanet etmedim. Seni hala çok seviyorum. Deniz. Seni çok seviyorum. Ve seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Mert, kitaba devam et lütfen. En azından senin yalanlarından daha inandırıcı. Deniz. Lütfen. Dinlemek istemiyorum. Ben Gözde için buradayım. Bunu unutma. Al işte. Sor gelinle. Kızım, sen bunun eskiden yediği hatları anana babana anlattın mı? Anlatmadım. Kimseye bahsetmedim. Gördün mü Şükran Hanım? Ben size ne dedim? Boşuna meraklandın. Kızım, bak benim bu deli oğlum eskiden bir hata yaptı ama... Eskiden mi? Evet, eskiden. Ama sen yanlış anlamışsın, kıskançlık yapıyormuşsun. Şimdi görüşmüyorlar. Size öyle mi söyledi? Banu! Bu konuyu kaç kere konuştuk biz canım seninle? Hı? Korkma kızım. Eğer bir şey biliyorsan söyle sen bana. Fuat, Kazım beni dükkana bırakacak. Sen sonra mı geleceksin? Evet baba. Banu, korkma kızım. Eğer bir şey gördüysen söyle bana. Şimdi şöyle Şükran anneciğim, siz de takdir edersiniz ki Fuat'ın geçmişi hiç de temiz değil. Yani bunu biz bilmiyorduk, ailem hala bilmiyor. Ve babam öğrenirse eğer... Kızım, bak bunlar geçmişte kaldı. Yandı bitti, kül oldu. Ama Şükran anne, benim içimde bu kocaman bir yara. Ben her seferinde Fuat'tan şüpheleniyorum. Aramızda güven yok. Biz nasıl evlenebiliriz ki? Bak Banu, annemi üzüyorsun, farkında değilsin. Yapma bunu. Kızım, bak sen bunların görüştüğünü falan eğer gördüysen, duyduysan söyle bana. İyi düşün Banu. Benim alnım açık. Ay, ya nasıl dursam da beklesem acaba? Uf ya, Özgür'ün tarzında çözemedim ki daha. Yine en iyisi yatağa uzanmak galiba. Anne, gözümle görmedim. E tamam o zaman kızım. Sen unut o olayı. Zaten o Sedef denen aşufte size yaklaşacak anne. Olsa ben... Yeter artık değil mi bu kadar? Hadi dönürüm. Hadi bakayım. Siz güzel güzel konuşun şimdi. Tamam, geldim geldim. Ay ne konuştunuz bu kadar?
Ay biraz gençlere nasihat ettim işte. Birbirinizin kıymetini bilin dedim. Anneciğim, sana rastladım iyi oldu. Yoksa hala otobüsteydin. Benim de çok hoşuma gitti. İyi ki oğluma rastlamışım. Ne zamandır sohbet edemiyorduk. Tabii artık fazla yüz verilmiyor bana. Aşk olsun anneciğim, sanki bilmiyorsun. Bu sene dersler birazcık yoğun. Hatta şimdi benim gidip ödevimi yapmam lazım. Kolay gelsin o zaman. Özgürcüğüm, aklıma ne geldi? Hani sen bana bir bilgisayar programı verecektin? Doğru. Hadi gel anne, vereyim. Yani programın en iyi özelliği. Kendin ol yeter. Sen beni bulunca aşkımızı arama. Seni yorunca anlam olmaz. Sorular arar, cevabı olmaz. Sorular zarar. Kendin ol yeter. Efendim Pelin. Görüyorsun da neden durmuyorsun? Dün sen dememiş miydin git diye? Şimdi neden beni durduruyorsun anlamadım. Dinle beni Zafer. Dinliyorum, anlat bakalım. Samimiyetime inanmıyorsun öyle mi? İnanmamak için sebeplerim var Pelin. Yine bu konuyu konuşacaksak ben şimdiden gideyim. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Çünkü sana samimiyetimi ispat edeceğim. İyi de nasıl Pelin? Bu bir anda olabilecek bir şey. Al işte ispatım. Pelin. Buradan bize gitmek ister misin? Pizza yer, film izleriz. Tabii olur. Çok eğleneceğiz seninle. Eminim. Lan! İcraata başlıyor muyuz? Ben başladım bile. Hadi! Hadi yürü, gidiyoruz. Ne oldu, kıskandın mı? Hande uzatma hadi! Bir dakika, sen kimsin be? Sen karışma ibibik! Sen kime ibibik diyorsun lan? Sana! Fuat, bak top ayağına geldi. Banu daha fazla dayanamıyor. Başka bir kız bulalım de annene. Kurtul benden. Yok güzelim, ben girmem o topa. Fuat, gerçekleri açıklarım. Banu, benim de bildiklerimi unutuyorsun herhalde. Hı? Umurumda bile değil Fuat ya. Herkes her şeyi açıklayacağım, tamam mı? Bıktım artık senden be. Ya Fuat! Ben sana ateşte oynama demedim mi Banu, demedim mi? Bırak dedim. Yok. Yok ama sen laftan anlamıyorsun ki. Fuat bırak dedim ya. Bırakamam Banu. Bırakamam. Sen var ya, benim geleceğimi çok büyük riske atıyorsun. Bırak kolumu. Uf. Fuat ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim. Gel buraya. Artık gençlik ateşimize inmenin vakti geldi. Ha? Ya Fuat delirdin mi? Bırak. Bırak beni. Bırak. Sana var ya rahat dur dedim Banu, anlamadın. Sevgilim, gökkuşağının yedi rengi var yüreğinde. Yağmurun serinliği, rüzgarın sertliği. Tabiatım sensin. Yeryüzüm, cennetim, cehennemim. Her şeyim sensin. Ben bu kimsesiz yüreği nasıl avuturum artık? Öyle güçlü ki aşkım, göklere saklasam şimşekler çakar acımasızca. İşte sevgilim, benim aşkım. Mert yeter, sıkıldım artık, daha fazla okuyamayacağım. Niye? Bence çok güzel bir kitap bu. İnanmadan okuyunca hiçbir güzelliği kalmıyor tabii. Öyle mi? Neden inanmıyorsun peki? Bir de soruyor musun Mert? Oysa cevabını gayet iyi biliyorsun. Haksızlık ediyorsun. Ben aşkımızı yaşatmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Boşuna kendini yorma. Benim için her şey bitti. Öyle söylediğine inanamıyorum Deniz. İnkar etme. Beni seviyorsun. Sevmiyorum, tamam mı?
Unuttun bile yaşadıklarımızı. Unuttun mu? Gezip eğlendiğimiz, gülüp ağladığımız, her sabah birbirimiz için uyandığımız o günleri nasıl unutursun Deniz? Evet, hiçbirini hatırlamıyorum. Yalan söylüyorsun Deniz, yalan! Neredeyim ben?